sağlam, yatağın da hoş, kahrın da hoş. Şükür gelebildin. Cemal hocam, bir an evvel nikaha kıyalım. Evlilik hayırlı bir iş, bekletmeye gelmez. Yapma Cemal amca. Babamın evlenmesini istemiyorum ben. Oğlum, ne yapıyorsun, ayıp. Bana ne, evlenmeyin işte. Annem olmasını istemiyorum. Ne konuşmuştuk seninle Ömer, hatırlasana. Otur bakalım. Büyüklerin işine karışılmaz öyle. Abla. Abla dur. Abla. Ne işin var o konakta? Yapma, yine bir tatsızlık. Sakın merak etme Yusuf. Aklım başımda artık. Ne olur bırak gitsin. Yusuf, lütfen güven bana. Peki abla. Ana. Anne. Abdi git bak şunlara. Burada kızım. Pek uygun bir zamanda gelmediniz. Keşke daha sonra gelseydiniz. Hem yine sinirlerim bozulursa. Merak etme Azal kadın. Bundan sonra ne yalvarır, ne ağlar, ne de dil döker. Evleniyorsun. Allah mesut etsin diyecek halim yok. Hala senin karın, çocuğunun annesiyim. Benim üstüme biriyle evlenmene asla rızam yoktur bilesin. Suçum olmadığı halde yuvamdan kovdun. İçin kalktın. Yuva yıkanın yuvası yıkılır dedim, sabrettim. Şeytanın en sevdiği iş yuva yıkılmasıdır dedim, dayanmaya çalıştım. Şimdi bu durumda yuvayı yıkan kimse ocağa sönsün değil mi? İleri gidiyorsun Meryem. Söylenecek laf mı bu? Anne ben istemiyorum, evlenmesinler. Sana gelince bir mutsuzluğun üstüne yuva kurmak istiyorsun. Ama bilesin, bir kumadan fazlası olmayacaksın. Sen buraya bir eş olarak değil, bir kötülük aracı olarak geliyorsun. Günü gelince atılacak, silinecek bir araç. Abla, hadi gidelim istersen. Allah'a güvenin tam Ali.
Gün gelecek, sapsaman ayrılacak. Hiçbir hakikat gizli kalmayacak. İşte o gün nasıl gittiysen öyle de döneceksin belki. Ama o zaman kararım ne olur? Onu sadece Allah bilir. Anne gitme. Gitme ne olur. Beni oğlum, bırakma. Ömer. Beni bırakma. Üzülme yavrum. Asla bırakmayacağım seni. Yine birlikte olacağız. Söz ver anne. Söz ver. Söz oğlum. Söz. Allah büyük. Allah hep yanımızda. Rabbim her zaman zalimlerin oyununu ummadıkları anda başlarına geçirir. Anneciğim. Söz oğlum. Söz. İyisin değil mi abla? Demin koca bir ömrü arkamda bıraktım Yusuf. Ama yine de iyiyim galiba. Yusuf, hadi sen işine bak. Ben biraz yalnız kalırsam daha iyi olacağım. Emin misin abla? Hadi Yusuf, lütfen. Ben sonra eve giderim. Peki. Kaçırdı durduk yerde işte. Halil, hadi biz devam edelim. Bana müsaade et ana. Thank you.
Çatlatmayın seni. Müjde bu anne. Hadi ince söylenir miyiz? Ya sabırsızlandırma insanı. Söyle işte. Meryem. Yoksa... Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet. Ömer'im geliyor ya. Ömer'im geliyor. Oğluma iyi bakıyor musun anne? Ben bakıyorum da o babasını özledi. Gel bakayım, gel bakayım babaya. Gel. Aman. O zaman bu Ömer'im. Bu da annemize Ömer'imin arasında birisi sorma. Hep böyle olalım ben. Hep böyle. Kaybolmuş Meryem'i. Allah saat versin. Ben Halil'e bakayım da devam edelim ha. Dur o zaman anne. Nikah kalsın şimdilik. Dengesiz falan ama o da biliyor kuma olacağımı. Belki Halil de kuma istemiyordur. Varmayalım üstüne şimdilik. Vallahi bunların üstüne yapacak bir şey kalmadı Hazal Kadın. Böyle olunca siz bu işin resmiyetini de yapamazsınız.
Bana müsaade. Olur mu hocam? Kendini bilmez birinin saçmalıkları yüzünden işimiz mi bölünsün? Benim gördüğüm ondan daha fazlası azal kadın. Müsaadenle. Az uğraşmadık bunlarla Hilgi'de. Çeyizimizi bunlarla yapmıştım hep. Şimdi sana yarayacakmış. Bilmem ki anne. Hiç içime sinmedi böyle gizli gizli. Cem'e bir şey demesin sonra. Aa, niye gizli gizli canım? Ben izin veriyorum sana. Cemo'ya da neymiş? Hadi kızım. Git istediğin gibi işini gör. Arkanda ben varım. Peki anne, sağ ol. Kahveyi yine boşlamışsın. He ya, bir ara verdim öyle. Evleneli bir haller oldu sana. Hep eve kaçıyorsun. Yönün hep eve doğru. Ayıptır be kardeşim. İnsan yemeğe de gidemeyecek mi evine? Adımızı iyice tembele çıkarttınız valla. Tamam tamam tamam, görüşürüz, eyvallah. Hadi eyvallah. Sakine. Cemo. Sakine. Demek beni dinlemedin ha? Gizli gizli mi gelecektin buralara? Cemo bak vallahi gizli değil. Annen isteledi. Bırak Sakine bırak. Bugünleri de gösterecektin bana. Yürü eve gidiyoruz. Ah, yapma Cemo. Kolum acıyor, yapma. Acır sadecesin, yürü. Cemo yapma. Yürü. Bırak. Canı yanıyor Cemo. Bırak. Kocandan gizli işler. Cemo. Canın yanmıyordu ama değil mi? Cemo ne yapıyorsun? Anne yürü. Cemo. Yürü. Bırak. Cemo ne yapıyorsun? Ne yaptım ben Cemo? Alt tarafı kurusun, nesi kötü? Ben anlamam. O kara canların kursundan hayır gelmez dedim sana. Gitmeyeceksin diyorum, o kadar. Öyle uzun boylu değil Cemo efendi. Kızım bir iş öğrenmek hakkı değil mi? Ben izin verdim, gidecek. Anne karışma sen. O benim karım. Bu evde onunla ilgili bir karar verilecekse ben veririm. Bir daha aramıza girecek olursan kalbini kırarım ona göre. Gitmeyeceksin diyorum Sakine, o kadar. Hey Allah'ım ya. Ağlama. Hadi gel. Hadi gel ağlama. Hayırlısı beymişim. Biraz daha beklemekte sakın. Hadi bana müsaade. Ne haber Cemo? Eyvallah. Hoş geldin Cemo. Neyin var Cemo? Bir şey mi kızın? Sakine'yi benden gizli karacanların kursuna giderken yakaladım. Hep o Elif ablamın yüzünden. Onların aklına uydum yetmedi. Abdi'yle birlik olup huzurumuzu bozuyorlar. Yok sanra bir de laflar. Abdi çok iyiymiş de zamanında onu tanıyamamış da. Yok senin gibi hayırsız... Öyle mi düşünüyor cidden? Ciddiye alma işte. Aklı iyice uçmuş. Neyse. Sende ne var yok abi? Uğraşıyoruz işte Cemo. Aslında sana bir iş için uğradım. Buraya yardımcı gibi birini düşünür müydün? Bilmem. Aslında iyi olur. Yetişemiyorum tek başıma. Var mı öyle bir... Var Cemo. Var. Yapma bir şeyler ye. Hadi kızım. Kızım. Hadi yavrum. Ben kaydınızı yaptım şimdilik kızlar. Kurs işlemeye başlar başlamaz haber veririm size. Oldu mu?
Peki Elif abla, bekleyeceğiz. Hayırlı günler. Güle güle, babanıza güle güle. Selam söyleyin. Bol bol. Bize emanetsiniz burada. Merak etmesin. Maşallah abdi. Bu ne incelik? Büyütülecek bir şey yok. Babalarının zaten gönlü varmış. Ayaküstü iki çift laf edince hepten razı oldular. Yanlış bir şey mi dedim? Hayret abdi. Seni hiç böyle bilmezdim. Düpedüz hayır peşinde koşmaya başladım. Ben de şaşırdım. Çünkü mutlu etmeye başladı. Hele seninleyken. Elif kusura bakma. Eski Abdi ha? O Abdi'yi değiştirmek kolay mıydı sanırsın? Elif, hele başında Hazal Karacan varsa. Seni yetiştiren o tabii ama... Ne bileyim, insanda irade de var. Bizim irademiz anamızın iki dudağı arasından çıkacak sözdür sadece. Çocukken köyde bir çocuk beni dövünce anama giderdim ağlayarak. Ne yapardı biliyor musun? Sen de onu döv derdi. Yapamam. Benden büyük derdi. Dinlemez. Dövmeyi kabul edene kadar bir odaya kilitlerdi. Ne ekmek, ne su. Açlıktan ölecek gibi olurdum. Sonra canımı tak edince kabul ederdi. O çocuğu dövene kadar yara bere içinde kalırdım. En sonunda dövünce karnımı doyururdum. Çamurdan heykel yaparlar ya. İşte ben de öyleyim Elif. Anam ne şekil vermişse ben de öyle yaşamışım. Suçsa bilmem ki. Benim suçum mu? Neyse. Kafanı şişirdim. Sonra konuşuruz. Cemur'un kahvede çok zorlanmazsın. O da farkında zaten durumun. Belli zamanlarda gidersin. Çay ocağında ufak tefek işler yapsan ona yeter de artar bile. Kusura bakma ama söylemem lazım Adnan abi. Senin de Sema'yı zorla vermek gibi bir düşüncen yok. Belki zorlandın ama... Olur mu hiç? Ben... Çaresizlik işte Yusuf. İnsan evladını böyle bir şeye zorlar mı? Bu halimle ne yaparım dedim. Bari o kurtulsun dedim ama... Ama Allah'tan umut kesmek olmaz. Gördün mü? Kahveden alacağınla karnınız hayli hayli doyar. O da olmadı başka bir yol buluruz. Şimdi söyle. Hala kızını vermeyi düşünüyor musun? Madem çıkar bir yol oldu, verir miyim hiç? Canımı, karımı yanımdan gönderir miyim hiç? Baba. Babam sağ ol. Sen sağ ol kızım. Affet beni yavrum. Bilemedim, düşünemedim işte, affet. Allah senden razı olsun Yusuf. Bizim gibi zavallıları sevindirdin ya. Allah ne muradın varsa versin. Sağ ol Yusuf abi. Sizler sağ olun. Adnan abi, istersen bugün hemen başla işe. Cemo seni bekliyor. Bana müsaade. Ben seni yolcu ediyorum. Güle güle Yusuf. Allah bin kere razı olsun senden. Selametle. Görüşürüz Adnan abi. Canım babacığım. Ha kızım. Canım. Bana bak hele.
içeride konuştuklarınızı duydum. Bu işe muhane olmaya çalışırsan... Ne olur, ne yaparsın? Yine ahıra kapatıp diri diri yakmaya mı çalışırsın? Ne yakması be? Senin dediğini bilmiyorsun. Bildiğim çok şey var Kabzımal Efendi. Bunları jandarma da bilirse halin ne olur biliyor musun? Onun için şansını fazla zorlama. Koşun kapıyı! Açın kapıyı! Bardak! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Bardak! Jandarma senin sözüne de inanırdı sanki. Hani var mı delilin şahidin? Bak şahidimiz de geldi. Bizzat o görmüş beni yangının içine kapattığını. Bu deliye inanan olursa tabii. Hiçbir şey ispatlayamazsın. Onun için sen çekileceksin ayağımın altından. Bu adam beni hala deli zannediyor galiba Yusuf. Ama sizin gibi namussuzlar için aklım bir çalışır ki sorma gitsin. Buna ne oldu böyle? Gördün işte kimin elinde ne koz olduğunu. Bir daha söylemem. Bu köyde işim bitmiştir. Anladın mı beni? Ne haliniz varsa görün be. Bu köyden kız alanına kabahat zaten. Bunun ne işi varmış yine burada? Anlatırım. Sen nereye böyle? Seni arıyordum. Şu nikah işi. Artık geciktirmesek diyorum. Sana gelince bir mutsuzluğun üstüne yuva kurmak istiyorsun. Ama bilirsin, bir kumadan fazlası olamayacaksın. Sen buraya bir eş olarak değil, bir kötülük aracı olarak geliyorsun. Bunu gelince atılacak, silince bir araç. Halin kızım. Ne düşünüyorsun öyle? Nikahın bozulduğunu üzülüyorsan boş yere. Yarın olmazsa bile öbür gün mutlaka hallederiz. Ne olur dert etme. Ben artık imam nikah falan istemiyorum Hazal anne. Buraya kumu olmaya değil, evimin hanımı olmaya geldim. Zaten öyle olacaksın kızım, düşünme. Hayır Hazal anne. Kararımı verdim ben. Halil Meryem'den resmen boşanmazsa, bana da resmi nikah kıymazsa, böyle kuma gibi evlenmem. Yapma kızım. Her şey yavaş yavaş olur. Önce bir unutsun, sana alışsın. Ben diyeceğimi dedim Hazal anne. Gerisi size kalmış. Seni bugün orada konuşurken görünce vallahi ne yalan söyleyeyim ben bile şaşırdım. Kadere inanmak insanın dayanılmazlıklarını hafifletmek içindir. Ben bunu unutmuştum. Allah'tan şikayet olmaz. Allah'a şikayet edilir. Hal arz edilir. İşte bunu yeniden anlamış oldum. Bundan sonra toparlanma zamanı değil mi? Hı hı. Yusuf, hayat...
hayata dört elle sarılacağım. Vaktimi hayırlı işlerde geçireceğim. Bu köy hizmette bana da uygun bir yer vardır, değil mi? Olmaz mı abla? Ben bir şey düşündüm zaten. Bilirsin, elimden halı dokumacılığı gelir. Bir kişi nakış kursunda bildiklerimi öğretsem. Karacanların kursunda mı? Bilmiyorum abla. Bir tatsızlık çıkmasın. Korkma Yusuf. Artık öfkeme de kinime de sahibim. Kurs karacanların olabilir ama içindekiler bizim insanlarımız. Gider çalışırım. Hem insanlarımızı da kurda kuşa yem etmemiş olurum. Nasıl istersen abla. Dediğin açıdan haklısın. Benim çıkmam lazım. İstediğin bir şey var mı? Yok Yusuf. Geç gelme yeter. Ya sabır Meryem. Ya sabır. Suçum olmadığı halde yuvandan kovdun. İçi çıkarttın. Yuva yıkanın yuvası yıkılır dedim, sabrettim. Şeytanın en sevdiği iş yuva yıkılmasıdır dedim, dayanmaya çalıştım. Şimdi bu durumda yuva yıkar kimse ocağı sönsün değil mi? İleri gidiyorsun Meryem. Söylenecek laf mı bu? Halil. Nikahın bozulduğuna üzüldün değil mi? Olsun. Yarın tekrar çağırırız Cemal Hoca'yı. Bilmiyorum ana. Aklım karıştı yine. Meryem'in hali ortada. Üstüne bir de nikahla eziyet etmeyelim. Hem zaten resmen de dinen de boşanmış değiliz. Halil, hala anlamıyor musun niyetini? Kendini aklı çıkarabilmek için girmediği numara kalmadı. Çocuğunu düşürürken hiç böyle olacağını düşünmedi. Halil, sen nasıl başka şeyleri der dedin? Suzan'la konuştuk. Meryem'den boşanmazsan evlenmeyeceğini söyledi. Halil! Kadın haklı. Zaten ayrılmışsınız, bitmiş iş. Boşanmasan ne olacak ki? Geri mi döneceksin ona? Sana başta da söyledim ana. Meryem ne olursa olsun çocuğumun anası. Boşamak bana yakışmaz. Öz yavrusunun canına kıyan bir ana değil mi? Neyse ne işte ana. Suzan'ı kuma gibi gör dedin, onu yaptım. Şimdi başka başka şeylerle gelme bana. Meryem kendi isteğiyle boşanmadıkça ben yapmam. Yapamam. Sabrımı kaçırıyorsun Elif abla. Sakinin aklını karıştırmaktan vazgeç. Asıl sen kabadayılıktan vazgeç. Kabadayılık plan yaptım yok. Yeter. Sakine benim karım ve onunla ilgili kararları ancak ben verebilirim. Sakin kendi kararlarını verebilecek olsun. Onun karacanları istemiyorum, anladın mı? Karacanları yenge neler oluyor? Değiştirmez. Orada geç, bir sanat öğreneceksin. Yediler birbirlerini, geç. Allah aşkına yeter çocuklar. Cemo, ne bu terbiyesizlik? Saygılı ol biraz. Niye baba? O benim aile hayatıma saygı gösteriyor mu? Sakineyi kışkırtıp duruyor. Ben Sakine'ye yol gösteriyorum Cemo. Sen teşekkür edeceğine efeleniyorsun. Damarıma basıyorsun sen de. Cemo. Karacanlar başında olduğu sürece adımını atamaz okursa. Bunu herkes böyle bellir. Anladınız mı? Cemo dur. Kendine gel. Kendine gel. Sen sakin ol. Beni aşağıda bekle, tamam mı? Hadi. Cemo. Elif ablamın bunda bir suçu yok. Bırak Sakine, bırak. Sana da yazıklar olsun. Gel Yusuf. Kusurumuza bakma. Gel şöyle. Cemo bana aranızdakileri anlattı. Ben de bir konuşayım istedim. Ha şu çocuk. Yaptığı yetmedi de seni de karıştırdı demek. Bırak oğlum. Ali Kıran baş kesen oldu başımıza. O istemiyorsa biz istiyoruz işte. Kurs bu, ne zararı var? Haklısın da yenge. Cemo şu an hassas bu konuda. Yaşadıklarını siz de biliyorsunuz. Üstüne gitmeyin.
üstüne gitmeyelim de sırf senin inadın yüzünden başkaları hayır işinde koşarken sakin evde kös kös otursun öyle mi? Elif kızım, o ne biçim söz? Yusuf ayıp olmuyor mu? Doğru enişte. O da kalkıp haksızı savunmasın bize. Sırf Karacanlara düşmanlığından Sakine'nin kursa gelmesine engel olmak istiyor. Ben orta yolu bulmaya çalışıyorum Elif. Sinirle kavgayla olacak iş değil ki bu. Önce biraz zaman tanıyın çocuğa. Yatışıp aklı netleşsin. Huzursuzluk çıkarmadan halledebiliriz bunu. Bu evdekiler birbirine yeter Yusuf. Asıl içimize girerek huzursuzluk çıkaran sensin. Anlaşılan Cemo gibi senin de aklın bayağı karışmış Elif. Önce sen de yatış. Yoksa bu halinle çok insan kaybedeceksin. Belki de kimleri kaybettiğinin farkına varıyorsundur. Konağa geldiğinden beri içim yedi durdu. Bir üzüldüm ki haline sorma. Ben unuttum bile sağ olun. Öyle deme kızım. Ben unutamadım. O Suzan nereden çıkıp geldiyse bir türlü ısınamadım. Eskiden de öyleydi. Onun için seni onun yerine gelin almıştım ya. Bak Meryem. O kadın Halil'in aklını nasıl çeldiyse çelmiş bir kere. Sana çok hak verdim düşündükçe. Bir kadın kocasını böyle görünce gururu incinir değil mi? Olanlar canını yaktı biliyorum. Belki Halil'e kim bile besledim. Hani diyorum, eğer aklından boşanmak gibi bir şey geçerse her zaman yanında olacağım. Yani Halil'e dersini ver gitsin. Kendi oğlum ama ben bile ettiğini bulsun istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben söyledim sözümü. Yuvayı yıkan ben olmam. Hem Allah'a itimadım tam. Kimin yanlışı varsa dökülüp gelecek önüne. O gün gelene kadar da sırf Ömer için eski mutlu yuvasına kavuşsun diye bekleyeceğim. Asla boşanan ben olmam. İyi düşünmüşsün kızım. İnşallah o günlerde gelir. Ne oldu bu kıza bilmiyorum Cemal. Karacanlarla dura dura onlara mı benzedi nedir? Ağır konuşmuş ama. Boş ver abi ya. Seni sevdiğinden dilinin ayarı kaçmış. Bir an kırgınlıkla söyleyivermiş işte. Ne Halil ne Meryem yanaşıyor boşanmaya. Kızım ne vardı o kadar diretecek? Yavaş yavaş o da olacaktı. Gayet normal Hazal anne. Benimle evlenecekse ondan boşanması lazım. Kolay mı kızım? Meryem yıllarca karılık yaptı ona. Ben ayırmak için akla karıyı seçtim ancak bu kadar. Eğer kolay diyorsan sen ikna et Halil'i. Biraz daha düşünsün. O da hak verecek bana. Thank you.
yapacağımı şaşırdım vallahi. Sen de fazla zorlama be ana. Bırak evlenmezse evlenmesin. Abdi, ben istedim olacak. Cemal Hoca'yı yarın bir daha getireyim. Belki oldu bittiye getirip ikna ederim Suzan'ı. Bugün anneni görünce biraz şımardın galiba ha? Ne konuşmuştuk seninle? Hani ben evlenmezsem annene geri dönecektin ya, ha? O da seni öldürmek için. Evleneceğim zaten, görürsün. Babamla bir şeyini anlatacağım seni. Annem katil değil. Beni korkuttun diyeceğim babama. Kandırdı diyeceğim, görürsün. Allah kabul etsin. Allah. Geçen olanlar için kusura bakma. Meryem'in dengesiz değişti. Müsait anında nikahı yeniden yapalım diyecektim. Bilmem ki Azal kadın. Benim gördüğüm aradaki husumet büyükmüş. Hem hanımın hem de Halil'in aklı karışık gibiydi. Meryem bacının da hali ortada. Meryem hasta bir kadın. Onun lafıyla nikahtan vazgeçecek değiliz ya. Sen görevini yap yeter. Hazal kadın, sen de söylersin aklı karışır diye. Aklı karışınca insanın kararları da karışır. Nikah ciddi iştir. Şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Hem resmi nikah olmadan nikah kıyarsam kanunda yakama yapışır. Fazla bir şey beklemeyin benden. Ne demek beklemeyin? Görevin değil mi? Görevim karşılıklı istek tam olmuşsa nikah kıymaktır. Nikah sözü öbür dünyada da geçer, uzar. Ama sizinkilerin yarını nasıl olacak meşhur? Bu işe alet olamam. Öyle olsun. Ama delilerin nikahını kıymakta üzerinize yok. İş onlara gelince ne dinli iman, ne resmiyet tanıyorsun sen Cemal Hoca. Bu nasıl haldir böyle? Köy çalkalanıp dururken akılları bırakıp delileri evlendirmek... Senin gibi birine yakışmaz Cemal Hoca. Sen de aklını başına topla. Ne oldu? Oldu Halil. Yani Hazal anne Ömer'i Meryem'e götürmüştü ya geçen gün. Galiba Meryem öyle bana karşı kışkırtmış. Dün gece Ömer neler söyledi bana bir bilsen. Ağlamaktan gözüme uykun girmedi vallahi. Beni senden soğutmak için hakkımda yalanlar söyleyecekmiş sana. Şu işe bak Halil. Ufacık çocuğa yaptırdığı şeye bak. Yok canım. Meryem yapmaz böyle şeyler ama. Ömer. Baba gelsene. Bu kadın beni korkutturabiliyor mu? Ne korkutması oğlum? Eğer evlenmezsiniz beni annemi verecekmiş de. O da beni öldürecekmiş. Bu kadınla evlenme baba ne olur. Oğlum. Annen sana Suzan teyzenle ilgili bir şey mi söyledi? Bak o seni ne kadar çok seviyor. Sen onu istemem diye konuşunca çok üzüldü ama. O sevmiyor beni. Korkutuyor. Niye yalan söylüyorsun oğlum? Söyle nereden öğrendin? Kimden öğrendin bunları? Niye uyduruyorsun? Vallahi uydurmuyorum. Suzan teyze dedi ki. Hadi bakayım.
Hadi. Hay Allah. O kadar sert çıkmasaydın çocuğa keşke. Nereye Ali Cengiz? Kasabaya ineceğim Şükrü'ye. Şu dernekçin onay çıktı mı bir bakayım. Hadi hayırlısı olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Abdi. Hemen kalkıp civar köylere gideceksin. Nikahı kıyacak başka bir hoca bulacaksın. Uyduruk da olsa olur. Abdi. Hadi niye duruyorsun ha? Kalksana. Ana. Yanlış iş yapıyoruz. Nasıl benim kaderimde Elif varsa abimin kaderinde de Meryem vardır belki. Hem Halil abimi hala istiyor musun onunla evlenmeyi? Afi, sen niye saçmalıyorsun? Halil'in aklı başında mı? Oldu bittiye getirip nikah kıyacağız, anlıyor musun ha? Olmasın. Yapamam. Ne zaman kötü bir adım atsak başımıza gelmeyen kalmıyor. Ama iyilikten güzellikten daha çok şey gördüm ben ana. Bak Elif de gün geçtikçe bana daha çok yaklaşıyor. Kötülük yaptığım için mi değil? Tam tersi davrandığım için. Bunları gördükçe daha iyi anlıyorum her şeyi ana. Bak Yusuf, yanlış anlama. Fakat köylü bu kadar karşıyken, Fazıl'ın akıllı olduğuna inanmazken, ona nikah kıymanın imkanı yok. Her şeyin ne zaman kesinlik kazanır, en azından köy için bir delil, bir ispat olur, ancak o zaman. İşi resmi belgeye bağlayalım. Kusura bakma. Anladım hocam. Haklısınız. Peki, sağ olasın. Sen de sağ ol Yusuf. Sen de sağ ol. Yusuf. Kolay gelsin. Sağ ol Yusuf. Hoş geldin. Hoş bulduk Fazıl abi. Hayırdır Yusuf? Abdi haklı he? Kimin ekmeğini yersen onun kılıcını sallayanlardan mı oluyorsun? Benim tanıdığım Elif'e bu hiç mi hiç yakışmıyor. Konu önemli. Hadi binin okulda anlatırım. Okul hakkındaki gelişmeleri öğrenmek için gitmiştim. Ama müdür bey kovmaktan beter etti beni. Bir de okulu unutun artık. Her şeyi durdurdum deyince. Doğrusu müdür beydeki bu tavır değişikliğini anlayamadım. Bir şeyler ters gidiyor Yusuf Bey. Şu müdürle bir de ben konuşsam iyi olacak. Ha, ben de Meryem ablayı bir ziyaret edeyim bu arada. Evde değil mi? Hayır, kursta şimdi. Orada dokumacılık öğretecek. Kursta mı? Elif'le yani. Evet. Neyse ben zaman kaybetmeden çıkayım. Yolda konuşuruz. Heh,
Nasıl? Şimdi daha rahat değil mi Ömer? Üşüyorsan söyle üstüne bir kat daha örteyim. Ömer, bir şey istiyor musun? Canının çektiği bir şey varsa söyle, hemen getireyim. Annem istiyorum. Ali, ne bu hali? Yoksa Ömer mi kötüleşti? Sağlığı iyi de anasını istiyor. Meryem'e bir götürsek mi? Olmaz öyle şey. Ömer artık Meryem'i unutmak zorunda. Aslında aklımda daha başka bir şey de vardı. Söyleyelim, istediği zaman gelip görsün. Anası sonuçta. Burama kadar geldi artık Ali. Daha neler? Ben kendimi paralıyorum sana hayırlı bir eş, Ömer'e de anne olayım diye. Sen söyle, söyle gelsin istersen. Nasılsa kum olacağım ya, ona da bakarım. Hizmet edip elini öperim. Yeter ama ya. Bir insanın üstüne bu kadar da gelinmez ki. Suzan kızım, öyle demek istemedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâlel selâti, hayyâlel selâ, hayyâlel felâhi, hayyâlel felâ. Kat kâmetü selâti, kat kâmetü selâ. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sağ ol Meryem abla. Yusuf'la aranız niye gergin Elif? Yok bir şey Meryem abla. Ne gerginliği? Elif, bir şey yok olur mu hiç? Nerede o eski haliniz? Nerede şimdi? Merhaba. Aa, hoş geldiniz Ayla Hanım. Buyurun oturun. Merhaba Elif. Yusuf'la okul işi için görüşüyorduk. Sana da uğramak istedim. Maşallah. Çok iyi görünüyorsun. Hamdolsun. Unutmaya çalışıyorum işte. Elif, sen niye uzak kaldın öyle? Gelsene şöyle. Bahçeyi soğuyacak. Siz konuşurken rahatsız etmeyeyim dedim. Araya girmeyi sevmem öyle. Sonra görüşürüz Meryem abla. Allah Allah. Ne olduysa böyle birdenbire. Thank you.
Hayırlı günler müdür bey. Okulla ilgili konuşacak bir şey yok işte. Ona dediğim gibi. İyi de müdür bey, ihtiyacı da aciliyeti de benden iyi biliyorsunuz. Elimizi çabuk tutmazsak, okulların açılma sezonunu kaçırırsak bir koca yıl daha kaybederiz. Yusuf bey, bakın, sizin okulla ilgili bütün işlemleri durdurmak zorunda kaldım. Ben de onu soruyorum zaten. Bir nedeni olmalı mutlaka. Bana soru sormayın lütfen. En iyisi bunu unutmaya da çalışın. Bundan sonra o okula ne bir öğretmen tayin olacak, ne bir yardım, ne izin. Anladınız mı? Nasıl anlayabilirim ki? Her şey doğru dürüst ilerlerken bu tavrınız... Olmuyor işte kardeşim. Boşuna zorlama, anlamıyor musun? Bu iş bitmiştir ve elimden gelen de bir şey yoktur. Selamun aleyküm arkadaşlar. Müjdemi isterim. Hayırdır. Hayrola ya, ne müjdesi? Ne haberler getirdin Ali Cengiz? O elindeki kağıtlar ne? Bunlar onay belgeleri. Ne onayı ya? Artık derneğimiz resmen açılmış durumda. Gerçekten oldu ha? Oldu. Şükür çok beklemedik. Şekir şekir. Detayları tazele bakalım Cemo. Bir an önce derneğimizi açıp çalışmalara başlayacağız. Yeşil Pınar'ı güçlendirme ve yaşatma derneği. Al sana bir dert daha. İsim tamam da hani bina? Bir de onunla uğraşacağız şimdi. Hikayede gerek var arkadaşlar. Kahvemiz yerinde duruyor işte. Ne kahvesi Fazıl? Allah Allah. Akıllılar sustu, deli konuştu yine. Ya siz hiç kasabaya şehrinle de bizim... Görmüyor musunuz bazı kahvelerdeki tabelaları? Şu derneği bu derneği diye yazıyorlar. Evet ama. Aması maması yok. Bu kahve dernek olacak. Ya akıl dağıtılırken siz taş mı topluyordunuz? Cemo bana bak. Ver çayları ben dağıtırım. Ben şimdi güzel bir kontrol plak bulacağım. Sen de Deli ablana git. Evden benim elektrikli havyayı getir. Ben yakarak burada tabelayı hazırlayacağım. Tamam fazla. Hadi. Alın çaylarınızı hadi. Al abicim, al, al. Tamam ben anladım bunu. Kafa bir gidiyor bir geliyor. Ne de olsa adam dernek başkanı. Ne yapsa yeridir. Gördün mü işleri ne hale getirdik? Ah be kızım, kararlılık bu. Damarına bastıkça daha da ters eder. Ne bileyim Hazal anne, kim senin okumalığı yakıştırır? Haklısın, haklısın da iyi düşün kızım. Bu inadında devam edersen Halil'i temelli kaybedersin, unutma. Sizlerin iyiliği için yapıyorum. Ah, kötülük dediği şeyi istemem de o yüzdendi.
abinin mutluluğu için. Ama sen de böyle mutlu oluyorsan, peki. Canın nasıl istiyorsa öyle yap. Yakında anlarsın benim ne demek istediğimi. İyi akşamlar müdür bey. Mesai bitti gidiyorsunuz galiba. Buyurun. Bizi gördüğüne bu kadar şaşırmaman lazımdı ama. Bilemedim ki. Beklemiyordum ya ondan herhalde. İyi akşamlar. Çok güzel oldu. Kolay gelsin. Hoş geldin Yusuf. Yusuf abi gel de yeni derneğimizi gör. Derneğimize onay çıktı Yusuf. Fazıl'ın fikriyle kahveyi dernek binası olarak kullanmaya karar verdik. Nasıl olmuş tabela Yusuf? Afilli değil mi? Yusuf abi sevinmedin galiba. Sevindim tabii. Ama size biraz sıkıntılı olabilecek bir haberim var. Güzel bir aile müdür bey. Şanslısınız. Sağ olun. Senden haber bekleyenler var. Biliyorsun değil mi? Al. Hadi. İyi akşamlar. Umarım sizin de akşamınız iyi geçer müdür bey. Anlatın bakalım. Durumlar nedir? Merak etmeyin. Artık o okulla ilgili hiçbir işlem yapılmayacak. Gerekeni de bildirdim. Bir daha peşine düşmezler herhalde. Bunları duyduğuma sevindim işte. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Böyle 3-5 maceracının hevesine de bırakmayız. Halk saftır. Yusuf gibiler önlerine düşünce kendilerine bir şey sanırlar. Bu gibi halklardan korkmak lazım. Koca Roma'yı bile böyle 3-5 çoban çocuğu yakmıştır. Bunlar art niyet, art. Aslında Yusuf'un başka bir art niyetle bu işi yaptığını sanmıyorum ama... Müdür bey, bunları düşünmek sizin işiniz değil. Ya bizimle olursun ya da onlarla. Hatırlatmadan geçmeyeyim. Bizimle olmak demek, ailenin yanında güvenli hayatını sürdürmek demektir. Yoksa bu saatten sonra şırnaklarda işiniz ne? Öyle değil mi müdür bey? Canın çok sıkıldı Yusuf Bey. Nasıl sıkıldı? Bu okul buraların talihini değiştirecek bir işti. Haklısın ama ne oldu da müdür bey birdenbire tavrını değiştirdi? Sait Baba böyle durumlarda hep dikkatimizi esas sebebe çekerdi. Yoksa gönlüne bakarsanız aldanırsınız derdi. Gerçek sebep ne olabilir ki? Zuhal Hanım, bir iş hayırlıysa şeytanları o işin hizmetinde olanlarla çok uğraşır. Veya birilerini uğraştırır. Bizim işimiz hayırlı değil mi? İşte benim korkum da bu noktada başlıyor. Bu hayırlı bildiğimiz şeye nefsimizi katıyorsak... Anladım. Zurda deli kaçmak yani. Evet, işte bu noktada boşluk bırakıyoruz.
Müdür bey bu işin sadece görünen bir engeli. Kendi boşluklarımızı doldurursak birileri zehirli oklarını atamazlar. Kursa işler nasıl gidiyor kızım? Ben de onu anlatmaya gelmiştim Hazal teyze. Gayet iyi. Haftaya yeni bir eğitmen de gelecek. Bu haberlere çok memnun oldum kızım. Bu işi başaracağına zaten adım gibi emindim. Peki Abdi ile iyi anlaşıyor musunuz? Bir tersliği yok değil mi? Yok. Hatta tam aksi. Hali bambaşka. Ya Abdi çok değişti... ya da onu bugüne kadar doğru düzgün tanıyamamışım. İçinde yumuşak, saf bir yer varmış. Hayır için çırpınıp duruyor. Ne yalan söyleyeyim, hoşuma bile gitti bu hali. Gördün işte Abdi'nin iç yüzünü. Aslında melek gibidir de ama bakma. Sana olan sevdası onu delilendirdi böyle. Neyse, ben artık kalkayım. Sonra yine konuşuruz. Hayırlı akşamlar. Gel kız, ben seni geçireyim. Sen burada mıydın Elif? Keşke daha önce gelseymişim eve. Hazal teyzeyle biraz konuştuk da. Yarın görüşürüz artık. Hayırlı akşamlar. Ana ben... Ana, Elif'le ne konuştunuz? Ne konuşalım oğlum? Kurstaki işleri anlatmaya gelmiş kız. Ana, anladın işte. Benden bahsettiniz mi? Elif'le aramız çok iyi bu aralar. Bana karşı bir hisleri olduğuna eminim artık. Senin böyle mutlu halini ne zamandır görmemiştim oğlum. Tamam tamam, senden de konuştuk. Elif çok güzel şeyler söyledi senin için. Hadi anan, çatlatma insanı. Ne dedi Elif? Hadi yürü, anlatacağım, gel. Halil, bu durumdan sıkıldım artık. Benim de bir gururum var. Ve gururumla daha fazla oynamanıza izin veremem. Kafam durmadan başka yerlerde. Belki de Meryem'de, he? Nereden çıkardın Suzan? Ben sadece... Bak Halil. Tamam, boşanma. Zorlamayacağım artık seni. Ama Meryem'i aklımdan at yeter. Ben mahkeme kararı falan da istemiyorum. Beni sevmeni... karın olarak görmeni istiyorum. Hiç olmazsa bunu yap. Bana açık konuş Halil. Şu dakikadan itibaren ya Meryem defterini kapatıp üstüne bir sünger çekersin ve yarın daha tez yok nikahımızı kıyarsın ya da yarını bile beklemeden çeker giderim bu konaktan. Şimdi söyle. Kararın ne? Hayrola Abdi? Ne oldu? Şey Elif, şu yarın gelecek eğitmeni hatırlatacaktım. Erken gelecek. Yarın beraber karşılarsak iyi olur. Biliyorum zaten Abdi. Bunu söylemek için mi geldin? Değil tabii. Asıl diyeceğim başka. Bir hediye vermek istedim sana. Elif lütfen. Lütfen Elif. Dinle önce. Nerede durmam gerektiğini biliyorum. Dedim ya, seni hiçbir konuda zorlamam. İçimden geldi işte. Arkadaşça, dostça.
önce bunu vermeye çalışırken niyetim başkaydı. Unutalım onları ha. Seni mutlu görmek istedim, hepsi bu. Beni yaşatan sadece senin sevdan. Olmayacağını bilsem bile seni mutlu görmek bana yeter. Kalbinden gelen bu hediyeyi geri çevirme. Hem sadece benden değil, anamdan da.